hocam. Tabii ana konumuz sünnet. Şu anda korona günlerinin ardından okullara bir eğitim arası verilmişti. Evet. Tabii önümüzdeki süreçte neyi gösterecek onu Milli Eğitim Bakanlığımız ve yetkililerimiz tabii ki de planlamasını yapmışlardır. Peki bu süreçte, bu tatil döneminde diyelim, çünkü tatil dönemine de girecek çocuklarımız bir şekilde. Evet. Sünnetler ve sünnet olacak çocuklarımız da olacak. Doğru. Peki, öncelikle sünnet nedir diye. Şimdi sünnet dediğiniz doğru, tam da sorulması gereken zaman esasında. Şimdi okulların normalde okulların kapandığı zamanda bir sünnet patlaması olur. Evet, herkes o döneme planlar ve o 15-20 gün yani günde 10-15 tane sünnet yaparız. Daha sonra bir sakinler, bir de okulların açılmasına bir hafta 10 gün. Evet. Bir de sömestr birinci haftasında olur. Genelde tarihler böyle. Çünkü o çocukların biraz da dinlenmesi gerekir. İyileşmesine, kağıt dönemi falan. Sünnet, biraz hafif tarihçesinden de bahsedeyim. Esasında Esra Hanım, ne zaman sünnet yapılmaya başlandığı net bilinen bir şey değil. Yazılı tarihten eskilerde, yani eski Mısır'da yapılmaya başlanmış sünnet, Amerika kıtasında İnkalarda yapmışlar. Görülen bununla ilgili resimli duvar yazıtlarında şeyler var, bulgular var. Yüzyıllardır var olan, süre gelen bir uygulama. Dünyada en çok yapılan cerrahi işlem. Sünnet nedir sorusunun cevabı, erkek çocukların, bir de kızlarda da sünnet var. Yani bizim ülkemizde Allah'a şükür o uygulama yok ama Güney Afrika'da falan, Hindistan bölgesinde de kızlarda da sünnet var. Onu da böyle kısa altından geçelim. Erkek sünneti üzerine konuşuyoruz şimdi. Erkek sünneti, penisin kafa kısmını, glans bölümünü kapatan prepus denilen bir deri parçası vardır. Bir kısmı mukozadır, bir kısmı da deri. Bunun cerrahi yöntemlerle bir bölümünün alınması, glansın başının açık bırakılması, açık hale getirilmesidir. Lokal anesteziyle yapılabilir, genel anesteziyle yapılabilir. Çok eskilerden beri gelen bir uygulama olduğu için farklı farklı da geliştirilmiş şeyler vardır, yöntemler, ama bu şeyde son 20-30 yılda oldukça hem teknikte hem de özellikle lokal anestezi konusunda ciddi bir gelişme oldu ve daha rahat şekilde yapılıyor. Eskiden uyuşturmadan falan yapılıyordu. Ondan bahsediyorum yani. Peki